sürekli gündeme getirdiğim bir hastane meselesi var. Devlet hastanemiz. Şimdi devlet hastanesi şu anda resmiyetten çalışıyor ama fiiliyatta çalışmıyor gibi bir şey. Çünkü hekim sayısı izleri düşürüldü. Hekim kalmadığı için de hastalar oraya gittiği zaman sonuç alamıyorlar. Zaten gerekli yataklar da düzenli olmadığı için hastalar gidip yukarıda kalmak istiyorlar. Çünkü koğuş sistemi olduğu için. Daha önce ben size bir kağıt vermiştim. Bu kağıt parçasında yazan şey hastanenin kapanacağı yönündeydi. Semt polikliniği yönündeydi. O zaman Erzincan'daki yetkililer gazeteci arkadaşlarımıza da işte yolda bulduğunuzu yazıyoruz diye hatta tepki göstermiştiler. Tabii burada önemli olan şey o kağıdın içeriğiydi ve en son bir kağıt daha var yine aynı yönde. Hastanenin kapanacağı yönünde bilgiler var. Buranın taşınıyor. Şimdi kamu hastanelerimizin bir CEO'su var Erzincan'da. Bunlar hiçbir amaçın yönetici değiller. Bunlar CEO'lar. Yani bir şirket yöneten insanlar. Şimdiye kadar biz Erzincan'daki özellikle sağlık çalışanlarının morali bozulmasın diye, motivasyonu bozulmasın diye biz o yönde açıklamaları yapmadık ve arkadaşlarımızın hep arkasında olduk. Şimdi önce vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Erzincan Devlet Hastanesi'nin yanına yer ekibine yapılması Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan ve Doktor Muharrem Işık olaraktan, milletvekili olaraktan bana hiçbir puanı gelmez. Artı puanı gelmez. Artı puan kime gelir? Yine şu anki iktidarın yöneticileri diyecekler ki biz size hastane yaptık. Bakın burada şu oldu, puanı kendileri alacaklar. Ama bunu anlamak istemiyorum. Şimdi arkadaşımız açıklama yapıyor. Arkadaşımız diyor ki Erzincan'da yatak sayısının 529 olması gerekiyor. Şu anda 400 bile değil, doğru. Yukarıda 280 civarında bir yatak var. Aşağıdaki 40'ını ancak doldurabiliyorlar. Çünkü insanlar yatmak istemiyor koğuş olduğu için artık yukarılaştılar. Bütün bunlara rağmen kamuoyunda hastane kapatacak diye laf dönüyor. Bunu benden kastediyor arkadaşımız büyük ihtimalle. Kapatılması mümkün değil, olsa orası değil, kapatılamaz. Asla kapatılamaz, propaganda yapıyor sanki. Milletvekili çıkmış propaganda yapıyor. Asla kapatılamaz. Erzincan Devlet Hastanesi'ni biz iyileştirmekte mükellefiz. Tabii mükellefsin ama sen bir şeyi unutma. Biz bu kamu hastaneleri birliğinin ne amaçla kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Kamu hastane birliğinin tek amacı vardır. Kar zarar üzerine kurulan bir firmadır. Resmen bir firmadır. Kar ettiği kurumu çalıştırır, zarar ettiği kurumu kapatır. Bunun özünde, kitabında yazan budur. Bunu çok iyi biliyoruz biz. Tabii bunun bir ileri adımı kamu özel ortaklığından hastane yapılmasıdır. Hastane yapıldığı zaman da zaten sağlık özelleşecek. Artık sağlıkta şey boşver, özelleşme olacak. Arkadaşımız devam ediyor. Farklı hesapları olanlar, bu da ben oluyorum büyük ihtimalle farklı hesabı olan, farklı laflar söylüyorlar. Ben laf söylemiyorum, açıklama yapıyorum. Seviyeni de bileceksin arkadaşım. Farklı laflar söylüyorlar. Böyle bir şey yoktur. Bilimsel kanıtlarla söylüyorum. Ben bunları hastanemize sahip çıkarım. Sen bilimsel kanıtın ne olduğunu bilmezsin bir kere. Aldığın talimatı yerine getiren bir kişisin. Talimat da Erzincan'daki hastane kapanacak. Erzurum bölge hastanesi olacak. Buradaki hastalar da oraya gidecekler. Ben geçen de Kerkük'te meclise hasta gitti diye söylediğim için arkadaşlarım zoruna gitmiş. Sayın Bakan Bey burayı aramış, bunları tedirgin etmişler. Evet, şu anda Erzincan'da sıra bulamadıkları için, yoğunluk olduğu için arkadaşlarımız gidip, vatandaşlarımız Kerkük'te ameliyat olup geliyorlar. Bunu da söyleyelim. Biz sevk eden değil, sevk alan il olacağız. Biz de bunu istiyoruz. Biz niye bugün Erzincan'da göz hastanesi açılsın diye çırpınıyoruz? Niye göz hastanesi gelsin diye çırpınıyoruz? Çünkü göz hastanesi geldiği zaman Erzurum'da dahil olmak üzere buraya hasta geleceğini bildiğimiz için çırpınıyoruz biz. Yoksa başka bir amacımız yok. Bütün planımız bu yönde yapıyoruz diyor. Hedefimiz büyük. Hedefiniz büyük olamaz. Yani bir araştırma hastaneye sıkıştırıp oradaki eğer siz hastaneleri hepsini oraya toplayacaksanız bunda hedef olmaz. Yanında zaten bir otel yapmayı düşünüyormuş. Tam kamu hastaneleri birliğinin, kamu özel ortaklığının planı bu. Plan adım adım gidiyor. Otel yapacaksın, oraya park yapacaksın, oraya kafeterya yapacaksın. Üstüne vereceksin işletmesini, işletmeye yapacak birileri. Burada para kazanacak. Hep beraber bunu başaracağız. Başarmak zorundayız. Türkiye'de 1000 kişiye 1 doktor düşüyor. Herkesin performansını arttırarak çalışacağız. Yani sizin burada dediğiniz tek bir şey var. Bu doktor bize yetiyor. Biz bundan sonra doktorları, sağlık çalışanları biraz daha köle gibi çalıştıracağız. Biraz daha fazla çalıştırıp ona göre şey alacağız. Bizim herkese saygımız var ama kim olursan ol, ne olursan ol, önce yerini bileceksin, konumunu bileceksin, ona göre açıklama yapacaksın. Sen bir kere ne olursa olsun devlet memurusun, orada nasıl çalıştığını da biliyoruz biz. Biz oradaki çalışan insanları, o unvanları kullanırken nasıl kullandıklarını da biliyoruz. Unvanları kullanmaya hakları olmadığını da biliyoruz. Ama şimdiye kadar kırmak istemedik. Ama bundan sonra dediğim gibi gerçekler hepsi suyuna çıkacak. Benim tekrar ediyorum hastanelerin yapılmasında hiçbir menfaatim olmaz. Benim halkımın menfaati olur. Ben halkım için çalışıyorum. Erzincan'da özellikle sağlık konusunda ne kadar hassas olduğumu herkes bilir. Bunu da hep gündeme getireceğim. Arkadaşımız da gündeme getirecek bu konuları. Ama dediğim gibi gerçekleri söyleyerek gündeme getirecektir. Hastane eğer açmak istiyorsa bugün hastanenin 1 Mayıs itibariyle bölünecek mali olaraktan.
üçüncü basamaktan şu anda faturalar kesiliyor. Üçüncü basamak, ikinci basamak gittiği zaman kesilen fatura yarı yarıya düşecek. Yarı yarıya düştüğü zaman oradaki bu doktor sayısıyla o hastane nasıl dönecek? Dönmeyecek. Dönmediği için de dediğim gibi bu kamu hastaneleri yasasında var. Kar etmeyen kurum kapatılır. Bunlar da aynı şekilde bunu kapatma yönünde gidiyorlar. Ben bu konuda mücadeleme devam edeceğim. Bir şey daha söylemiştim. O hastaneyi ben size yıktırmayacağım, yine yıktırmayacağım. Eğer ki Ercan'ın park sorunu düşünüyorsanız devam edin ama park sorunu düşünmüyorsanız oraya hastaneyi kurun. Hepinize teşekkür ediyorum.